aldılar. Benim 26 ay hürriyetimden yoksun bıraktılar. Ama 6 Ocak 2012 günü söylediğim gibi yüce Türk milleti oynanan oyunu iddiaların geçersizliğini bir genelkurmay başkanının ve bir karargahının terör örgütü karargahı ve terör örgütü olarak suçlamanın kabul edilmez bir durum olduğunu, bizlerin darbecilikle hiçbir alakamızın olmadığını yüce Türk milleti kısa zamanda anladı. İşte ben bugün buradaysam yüce milletimin bizlere gösterdiği sevgi ve bizlere verdiği destek sayesinde buradayım. Bu nedenle her şeyden önce burada huzurunuzda yüce Türk milletine en derin şükranlarımı sunuyorum. Bugün benim serbest bırakılmam bir başlangıçtır. Bütün kalbimle ve yüreğimle inanıyorum ki Silivri'de, Hassal'da, Sincan'da, Maltepe'de benim gibi bulunan arkadaşlarım da zamanda hürriyetlerine kavuşturlardır. Mamak dahil. Geçmez ise bugün benim Hasan Paşa, Hasan Hırsız Paşa, diğer tarafta Tuncay Özkanlar ve Doğu Perinçekler de benim gibi suçsuzdur. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki bugün benim serbest bırakılmamda kullanılan gerekçeler hepsi için de geçerlidir. Dolayısıyla onların da en yakın zamanda hepsinin bu zindanlarda tutsak tutulan ve son günlerin deyimiyle kumpaslarla burada tutsak tutulanlar mutlaka ve mutlaka en kısa zamanda hürriyetlerine kavuşacaklardır. Bundan eminiz. Bunu hiçbir güç durduramaz. Cezaevi 26 ay. Bu da tarihin garip cilvesi midir ki? 26. Genelkurmay Başkanı 26 ay. Bu da enteresan. Cezaevi ne demek derseniz, cezaevi acı, ızdırap, çile çekmek. Bu bir gerçek. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum ki bütün bunlara rağmen şu an içimde hiçbir şekilde nefret ve intikam duygularını taşımıyorum.
Çünkü inanıyorum ki nefret ve intikam duyguları duyanlar aslında kendilerini de bir felakete sürüklerler. Nefreti sevgi alt eder. Biz öyle yetiştik. İçimiz sevgi dolu. Aziz milletim, benim ve bütün arkadaşlarımın yürekleri ve elleri tertemiz. Bunun için bütün arkadaşlarımın adına şunu ifade ediyorum. Bizim tek bir isteğimiz var. Adalet. Ve bu adaletin gerçekleşmesinin elbette takipçisi olacağız. Adalet deyince ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ümraniye'de bulunan birkaç el bombasından hareket ederek sanal bir Ergenekon terör örgütü yaratma projesini kimler planlamıştır? Kimler bunu uygulamıştır? Eğer Türkiye Cumhuriyeti tekrar hukuk devleti olmak durumunda ise bu sorunun cevabı mutlaka bulunmalıdır. Ve bu projeleri yapanlar ve uygulayanlar adil yargılamayla adaletin önüne çıkartılmalıdır. Bunun takipçisi olacağız. Danıştay cinayetini sanal Ergenekon terör örgütüyle birleştirmek, ilişkilendirmek projesi kime aittir? Kimlere aittir? Bunlar da ortaya dökülmelidir. Hesap sorulmalıdır adil şekilde. Eğer Türkiye gerçekten hukuk devleti olmak istiyorsa, Teğmen Mehmet Ali Çebi'ye kumpas kuranlar belli. Bunlar cezasız mı kalacak? Asla. Asla. Belli. Teğmen Mehmet Ali'ye kumpas kuranlar mutlaka cezalandırılmalıdır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti tekrar hukuk devleti olmak istiyor ise, Hanefi Avcı daha ne kadar içeride tutulacaktır? Yani bunu birisi cevap versin. İnsafsızlıktır. Ayıptır. Bunu kimler istemektedir? Yeter artık. Değerli sınıf arkadaşım, Hürşit Tolunpaşa, bildiğiniz gibi bir gizli tanığın, sadece bir gizli tanığın ifadesine dayandırılarak menfur zirve cinayetiyle ilişkilendirilmeyi planlayan, uygulayan güçler kimdir? Ne garip tesadüftür ki bu gizli tanık da aynı Tuncay Güney'e benzemektedir. Belki bilmeyenleriniz var. Bu zirve cinayetiyle Hürşit Tolunpaşa'nın, değerli arkadaşımın, tek bir gizli tanık ifadesi. İşte bu gizli tanık kimdir? Silahlı kuvvetlerden atılmış bir uzman çavuş. Çeşitli nedenlerle. Ve işin garibi, bu da Tuncay Güney gibi bir müddet sonra
Tabii olabilir, insanları şey yapmak yanlış belki ama bu da Hristiyan olur ve papaz olur. Bu kadar mı tesadüf yani? Bu kadar mı tesadüf? Kimler oynamaktadır bu oyunu? Eğer Türkiye Cumhuriyeti tekrar hukuk devleti olmak yolunda adım atmak istiyorsa bunun da cevabı verilmesi lazım. Balyoz davasında 51 numaralı hard diskin TÜBİTAK dışında